Ateş Hekimoğlu'na ve Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umuyorum ki bu tanı benim doping yaptığım yönündeki dedikoduları tamamen ortadan kaldıracaktır. Teşekkürler. İki haftada bir kan nakline ihtiyacı olacak. İstediği gibi doping yapabilir, hem de doktor izniyle. Yaptığı yanına kaldı. Evet, hile yaptı ve kazandı. Ama yani hayatta her zaman birinci gelmek demek değildir ya. Daha karmaşık bir şey. Geçen gün sormuştunuz ya, hiçbirini aldattın mı diye. Hı hı. Kocamın en yakın arkadaşına aşık oldum. Hastalığının son zamanlarıydı. Arkadaşı Cem, iş çıkışlarında yanımıza gelirdi. Hastanenin bahçesinde yürüyüş yapar, dertleşirdik. Kocam ölmek üzereydi. Biz de birbirimize tutunduk. Benim karım ölmüyordu. Hasta bile değildi. Yani yolundaydı aslında her şey. Ama ben bir gün... Nasıl diyeyim, bana tuhaf şeyler hissettiren birisiyle tanıştım. Ve bu duyguyu kaybetmek istemedim. Tuhaf yani, kendimi iyi hissettiren biri. Ama tabii senin durumun çok daha başka. Sen geç yaşta kocanı kaybetmişsin. Çok sert. Duygularını kontrol edemeyebilirsin. Ama davranışlarını kontrol edebilirsin. Yani ihanet etmedin mi? Öyle bir şey yapmış olsam o duyguyla yaşayamazdım ben. Nelerle yaşayabileceğini bir bilsem. Bilerek yenildin sen. Yok, daha neler. Bilerek yenildin. Niye bilerek yenileyim abicim, deli miyim ben? Aşıksın. Bak ama başladığın yere ben sıkıldım ben bunlardan. Aa, benim bir aşkım yok ya, salça olmayı seviyorum. Yoksa bize ne ya? Bir şey söyleyeceğim, her yerde sana bilerek yenildiğini anlatıyor biliyor musun? O beni nasıl yenerdi diyor, o kim ki diyor, ben bir kadına yenilmem diyor. Çok çirkin konuşuyor, iğrenç. Yok öyle bir şeyim, ona mı inanıyorsun, bana mı inanıyorsun? Kıskanıyor bence o bizi. Bilerek yenildim diyenler aslında yenilmeyi hazmedemeyenlerdir. Konuşabilirsin. Diyorsun. Hmm, buyurun aynen. Şampiyon. Ateş. Konu nedir? Konu... Kovmamı istediğin avukat. Ateş mesela artık avukattan çıktı ve kocasıyla itişmeye geldi. Niye bunu yapıyorsun? Niye işleri zorlaştırıyorsun? Kendi işini demek istiyorum. Kendi işini zorlaştırıyorsun. Sürekli onlara bakıp sorun aramaktan vazgeçmelisin artık. Kendi rahatını bozuyorsun. Bak çok geç oldu. Hadi. Hadi artık eve. Eve git. Ben de yollanayım.
Motosiklet kullanıyorum biliyorsun. Malum gündüz gözüyle bile şoförler motosikletleri fark etmiyor. Gece maazallah sakata gelmeyelim, tamam? Peki. İyi akşamlar. İpek. O avukatı artık kovmanı istemiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kapıyı açabilir misin? İçeri girmem lazım. Açamam, yasak. Benim burada terapi seansım vardı da bastonumu unutmuşum. İyi de beyim, yasak işte. Kardeş. Sakatım. Sakat. Ayıptır.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.